Ay ne kadar abarttınız. 2 gün kalıp geleceğim. Hem ben ne yapacağım orada? Ya. Ya ben sensiz ne yapacağım burada? Çok sıkılacağım ama ya. Ay. Aa. Ey bana bir şey. Başım ne? Aa. Ay. Ay benim tansiyonum falan düştü. Ay. Melek en iyisi ne yapalım biliyor musun? Doktoru çağıralım. Gelsin tansiyonuma falan baksın evden çıkmıyorum. Bak benim gözüm de karardı. Ay Fikri ne kadar abarttın ya. Hem yalnız değilsin ki çocuklar var. Onlar faydasız. Ay tamam hadi. Döneceğim zaten. Bana bak. Sahip çık çocuklara tamam mı? Bak bana. Sahip çık. Çok dağıtmayın olur mu? Tamam Melek abla dağıtmayız. Hadi. Dikkat edin kendinize, birbirinize. Tamam. Görünce ararsın sen bizi. Tamam inince arayacağım. Mukayyet olun birbirinize. Görüşürüz. Peki seni eğlendirecek ne yapalım? E dışarı çıkalım. Aynen. Dondurma falan yeriz. Olur mu? İstemiyorum hiçbir şey ya. Siz beni eğlendiremezsiniz. Hiçbir şey beni artık eğlendiremez. Eğlendiremezsiniz çünkü ben kendi eğlencemi ayağıma getirdim oğlum. Hadi yok olun, kaybolun. Melek abla mı geldi acaba? Geldiniz mi lan? Geldiniz mi? Gelin, 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 gelin. Kimseye görünmediniz değil mi? Geçin, geçin. Bana bakın ayakkabıları çıkartmayın sakın. Ortalık kokacak. Geç, geç. Peki, sen bayağı zengin olmuşsun ya. Size zenginlik tattıracağım ha. Cücü! Şşt! Lan Rezak gel, gel, gel. Benim adım Ali. Lan bundan sonra Rezak yürü. Şşt! Kaybolun be. Ne işiniz var hala burada? Koltuk da bayağı rahatmış ha. Hayda siz hala buradasınız ya. Hadi yürüyün, yürüyün, yürüyün. Ya baba ne yapıyorsun sen ya? Ya gel gidelim odamıza ya. Film falan izleriz. Ya vallahi kalkmak cahillerin işidir Fikri. Sen kalk o. Cücü ne diyorsun lan abidik kubidik ya? Sana içirmeyeceğim. İçmeden sarhoş oldum. Ben. Yeter be bunları meze olarak koyduk buraya ya. Allah Allah. Hadi koy, koy, koy. Peynir var mı Fikri? Bunun yanında yağlı beyaz peynir gider. Git marketten al gel. Yürü lan yürü. Buzdolabında var lan. Allah seni davul etsin. Oha lan neş. Onları şey yap. Kes kes tamam mı? Lök gibi ortaya getirme. Oğlum size var ya, zenginlik taktıracağım. Yalnız şöyle bir müzik açalım abi. Hadi bakalım. Salı gevrektir, erik sana gevrektir. Zamanım basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir. Zamanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler.
Al işte. Baba. Baba. Baba kalk hadi etraf toplayalım. Ya evet şuranın haline bak kalk hadi. Aynı ya sorarsın. Ya kapı çalıyor baba hadi kalk aç işte. Başlayacağım kapısı. Baba. Baba. Of ya ne kapısı sabarsın. Baba polis gelmiş. Baba. Baba kalk 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 ya polis geldi. Baba, gel. Kalk kalk kalk. Oo. Ya hadi. Allah Allah. Sabah sabah alacaklı gibi gelmiş. Ay. Allah Allah. Ne var ya? Ne oldu? Fikri Erbol siz misiniz? Kim soruyor? Ben Mevhibe Hanım'ın vekili, avukat Burak Çelen. Bir dakika, alo. Dingo'nun ağrı mı kardeşim? Öyle zart diye giriyorsunuz ya. Kendisi evini işgal ettiğinize yönelik şikayette bulundu. Ya bana avukat konuşma. Ne istiyorsun onu söyle. Beyefendi, ev sahibi bu evi bir an önce boşaltmanızı istiyor. Lütfen bu evi terk edin. Yok ya, niye terk edecekmişim? Burası benim karımın evi. Peki o zaman karınız nerede? Baba ne oluyor? Anasının yanında gelecek. Beyefendi, mukavemet göstermeden bu evi bir an önce boşaltın. Ya baba bir şey yapsana ne oluyor? Hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere. Benim ölüm çıkar, dirim çıkmaz bu evden. Kayıver seni. Oyuna getirmiş Fikri. Ben bir dakika karımı arayacağım şimdi. Şimdi Melek. Melek ya şey bir avukat geldi burada. Annen göndermiş. O bize evi boşaltmamızı istiyor. Ne? Anne Sayın kayınvalideciğim sen miydin? Ya şey bir ne demek? Ne demek ben kandırmışım? Ne kandırmış ya? Allah Allah asıl sen kandırdın kızım. Benden koparttın karımı. Ne demek onu ben senden al. Kapat ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya baba Melek abla nerede? Ya bir susun siz de fıdımı yapmayın ya. Arkadaşlar gereğini yapar mısınız? Hayatta hiçbir yerim burası benim evim. Allah! Şartları sonlaştırın arkadaşlar. Lütfen lan beni. Hayatta gitmem burası benim evim lan. Lan çekmeyin lan. Fikri Elibol. Seni buradan çıkaracak biri var mı? Var. Ha, faydasızlar. Hadi polis abinize gidin de ablanızı arayın gelsin beni buradan çıkarsın. Onlar halleder. Efendim, Fiko? Nerim, hangi karakoldasınız? Tamam, geliyorum hemen. Ne olmuş kız yine? Bizimkiler karakola düşmüşler, polis babamı almış. Ana, niye? Siz alo Selim. Ya merhaba, kusura bakma rahatsız ediyorum da. Ya bizimkiler polis almış, karakoldalarmış. Ya buradasınız. Allah ne olur kurtar bizi ya. Koydular sizi kapının önüne sonunda değil mi? Ama dedim ben size. Ya Filiz hadi ya çıkart bizi buradan. Ya o meleğin anası olacak cadaloz yaptı. Hain planlar yapmış. Karımı gaspetti ya. İşte bana bak. O benden aldığınız yüzüğü, kirleri, ayakkabı bağcıklarını hazırla. Sen avukatsın değil mi? Ya ben bu meleğin anasından şikayetçiyim. Karımı gasp etti. Benim çocuklarımla aile saadetimi yaşamama engelliyor. Şeytana şeytan. Nasıl şikayet edeceğiz? Ya baba. Hadi yürü eve gidiyoruz. Hadi çok konuşuyorsun hadi. Hangi ev abla? Oğlum hangi eve gideceğiz? Kapının önüne koymadılar mı sizi? Kendi evimize gideceğiz. Kim kapının önüne koyuyor ya? Benim karımla yaşadığım ev orası. Allah'a şükür karım hala sağ. Fikri Bey bakın. Yani şu aşamada bir şey yapamayız maalesef. Ev kayınvalidenizin ve sizi istemiyor. Eşiniz dönene kadar eve giremezsiniz.
Ya karımı gasp etti diyorum. Ya ailemizi bozuyor, yuvamızı yıkıyor. Bunlar suç değil mi ya? Tamam, yani zorla alıkonulduğuna dair elinize bir belge var mı? Ya da bir kanıt? Hı? Var tabii. Bizzat ben kendim. Bak ben buradayım. Karım yanında mı? Yok. Demek ki gasp edilmiş. Baba hadi eve gidiyoruz hadi Allah aşkına. Hadi işim gücüm var benim ne olur ya hadi. Ya ben rüyasam olur ya. Of. Filiz hadi sizi bırakayım. Yok biz kendimiz gideriz teşekkürler. Emin misin? Tamam. Bir şey olursa ara lütfen beni. Kiraz yürüsene ablacığım ne oturuyorsun burada hala? Aa. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Savaşsa savaş sen. Daha Fikri Elibol'un ne olduğunu bilmiyorsun anacığım. O Fikri, kaynanan evden atmış diye duyduk. Döndün çöplüğüne yine ha? Ne döneceğim lan senin olduğun yere? Çöplük Rıfkı. Siz oturun da baş başa kız tavlası oynayın. Ya baba, Melek ablayı bir daha mı arasak ya? Baksana bütün eşyalarım orada kaldı. Telefonum, kıyafetlerim. Lan fıdı fıdı edip durma ya. Zaten sinirim tepemde benim. Ben gidiyorum. Nereye be? Çalışıyorum ben. Kim bakacak çocuklara? Baba, eve gidiyorsan ben de geleyim mi? Baba! Yürüyün bari. Şeyi arayacağım. Ne işlenecek? Evde işleyeceğim. Hadi. Biraz ne yapıyorsun ablacığım? Girsene içeri. Hayır. Ne demek hayır? Duracağım mı öyle orada bütün gün? Gerekirse. Ablacığım avukatın dediğini duymadın mı? Söyledi ya Melek Hanım gelmeden giremiyorsunuz eve. Ya hasta olursun burada Kiraz. Ya değer mi 3-5 tane eşya için hasta olmaya? Ne yapıyorsun ablacığım? Ölmeye bile değer aslında. Deme öyle. Sakın deme öyle bir şey Kiraz. Sakın da böyle bir şey. Of, Tülay'ın ikizlerinden sonra çok kötü oldum ben ablacığım. Sizin ayağınızda taş değse ben mahvolurum. Sağlığımız yerinde tamam. Bak sağlığımız yerinde sen ne istersen alırım ben. Tamam sen merak etme hiç. Hiç anlamıyorsun değil mi abla ya? Hiç anlamıyorum. Ne kadar sessiz. Şey oluyordu. Ne oluyor? Ha, korkuyorduk. Yesin'e mi baktın? Yesin'i mi arıyorsun? İsviçre mi burası? Geldin mi İsviçre'ye? İsviçre'ye. İsviçre mi? He. Yok yok. Çok az kaldı İsviçre'ye. Bak şimdi. Sen buradan gir. Orada... Emmi ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Zaten mağdur. Git al şunu. Tamam tamam. Gel gel. Gel gel. İsviçre orada değil. Gel ben şimdi sana tarif edeceğim. Gel. Gel. Ya gelsene bir. Bak çay var gel. Gel. Otur. Gel otur. Otur, otur, otur. Aa, biraz soluklan da konuşalım seninle. Belli ki başına çok şeyler gelmiş oğlum. Bak hele, ne yapacaksın sen İsviçre'ye gidip? Bir kaza falan mı geçirdin çocuğum? Kaza mı geçirmişim ben? Ha işte biz de tam da bunu soruyoruz. Ne o elindeki?
Ne bu elimdeki? Senin adın ne oğlum? Senin kimin kimsen yok mu? Haber verelim, gelip seni alsınlar oğlum. Adım. Evet. Adım ne lan benim? Oho, gitmiş bu emmi. Evlat, sen jandarmayı ara. Gelsin bunu alıp götürsün ya. Belli başına bir iş gelmiş. Hemen arıyorum emmi, hemen arıyorum. Alo. Alo. Yaklaşmayın vallahi kafanızı uçurma. Nesi var gariban acaba ya? Ne bileyim, akıl hastanesinden kaçtı herhalde. Sen kaçtın. Bir götüreyim de baksınlar bari. Seni götürsünler lan, ben bir yere gidiyorum. İsviçre'ye gideceğim oğlum ben. İsviçre'ye gideceğim lan. Tamam, tamam, tamam. Seni İsviçre'ye götürecekler. Bak istediğin her yere götürecek, tamam mı? Allah'ım götürecek. Evet, götüreceğiz, götüreceğiz tabii. Götürmez miyiz? Bak, sen bir sakin ol önce. Ona ben bir bakayım. Bak, ya, ya tamam oğlum, ona bak. Çok, ama bak burası çok şeymiş, onun tamam, güzelmiş. Elini değme lan. Bak, ama bak ama uzaktan bak. Şurası burası. Allah Allah! Lan hadi bana söz vermiş. Lan bıraksana! Lan! Lan oğlum ne diyor lan? Gel bırakın lan! Bırakın lan! Allah'ım Allah! Sadece gel. Dur bakayım. Dur bir şey ya! Şey ya! Lan! Hafızı çok güzel. Al bakalım. Bu kıyamı da unutma. Bunlar ne? Baronun balosuna iki davetiye. Biri sana, öteki de Filiz Elibol hanımefendiye. Onu anladık da. Oğlum nereden çıktı şimdi bunlar? Yahu al kızı götür diyorum işte abi. Bayağı keyifli bir ortam olacakmış. Nezih bir ortam, müzik, eğlence, dans. E bu sefer açılmayı becerirsin artık ha? Birisi kimseyle yakınlaşmaya hazır değil. Tamam. Dün bilerek ya da bilmeyerek benden kaçtı. Kız tarafı kaçar abicim. O kaçacak, sen kovalayacaksın. Yemekten mi kaçtı? Tık, baloya götüreceksin. Balodan da mı kaçtı? Tık, yere düşen ayakkabısını alacaksın. Kapı kapı gezeceksin. Öyle mi? Evet. Oğlum sen iyi misin ya? Ha? Ne işin sen? Sen kızın yanında da böyle sıkıcı takılmıyorsundur inşallah. Sıkıcı? Saygı göstermek sıkıcılıksa vallahi benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Beni görmek isteseydi bunu telafi etmek isterdi. Tamam. Ya telafiyi bırak, aramadı bile. Diyorsun. Ben bu işi biliyorum abicim. Kız kaçar, adam kovalar. Olay budur. Tamam tamam hadi çık. Biliyorum. Hadi oğlum hadi çık. Hadi tamam. Allah Allah. Filiz? Alo merhaba. Ya şey diyeceğim, bu babamı bulmanın başka bir yolu yok mu? Ha, ne yapsak da bulsak? Ne? Kusura bakma, öyle lafa daldım da bir anda. Yani böyle bir fena oldum. Kimi arayacağımı da bilemedim açıkçası. Ya tabii ki beni arayacaksın. Sen neredesin? Atölyede misin? Yok, bizim mahallenin sahilindeyim. Ben ne yapsam olmuyor artık ya. Her gün birisi çemkiriyor bana. Şimdi tuttuğumu söylesem babamı sevmiyorsun, merak etmiyorsun diye. Ya tamam. Bak bunlar böyle telefonda konuşulacak meseleler değil. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Bekle beni, hemen geldim. Tamam. Filiz? Ay. Filiz ne oldu, iyi misin sen? Değilim ya. İyi değilim. Ben ne yapsam olmuyor. Ben kimseye yaranamıyorum. Yani okullarına devam etsinler diye iş kuruyorum. Olmuyor. Her gün birisi kafayı yiyor. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar. Ben demek ki beceremiyorum. E babam ortada yok. Şimdi tutturmuşlar sen babamı merak etmiyorsun diye. E babam burada yok. Burada olsa diyeceğim ki bu çocukların hepsini diyeyim. Al ne yapıyorsan yap bak. O da ortada yok. Ben ne yapacağımı bilmiyorum artık. Ya tamam. Sakin ol. Bu sefer hazırlıklı geldim. Su getirdim sana. Sağ ol. Hadi iç. Hiç sormadan geldin. Hani müsait miydin, değil miydin? Ya müsaitim tabii ki. Benim bu aralar en önemli işim sensin. Yani avukatın olarak.
ortağımın üzülmesine şiddete karşı çıkıyorum. Yani bunu değiştirmek için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Sağ ol. Ya bu arada gerçekten bu babamı bulmanın başka bir yolu yok mu? Yani ne yapabiliriz? Çünkü sızabileceği her yere baktık. Cem'in karakolları aradı, sordu. Ve sen İsviçre'ye girdim çıktım, ona baktın, hiçbir yerde yok. Bizim bir an önce babamızı bulup Melek ablanın evine yerleşmemiz lazım diyorum da. Dinlemiyorsun ki beni. Dinliyorum da ne yapacağız diye soruyorum sana Fiko. Ne bileyim kızım ya. Bana bak, bu müyü de çekip internete beklesek ya. Ne dersin? Nasıl yani böyle babamız kayıp yardım edin gibisinden mi? Aynen de öyle. Bak çok güzel bir video çekelim, tamam mı? Sonra oraya babamın fotoğrafları da koyalım. Artık zaten bütün herkes internette. Bütün dünya yayılır vallahi. Hayır Fiko, ben asla öyle bir şey yapmam ya. Bütün arkadaşlarımız görür, biz sonra durumu onlara nasıl açıklarız? Düştüğümüz durumu ben ölürüm de kimseye söylemem. Dalga geçtikleriz. En kötü en şık şakası falan yaptıklarız, ne olur yani. Bak öyle olur. Benim bir tane blogger arkadaşım var. O da sayfasında paylaşır, herkese gider video. Ya bilmediğim için soruyorum, kusura bakmadan. Melek gittikten sonra çocuklara da bakmak babana zor gelmiş olabilir. Bu yüzden terk etmiş olamaz mı sizi? Yok, babam bizi terk etmez. Yani annemle babamın arasındaki tek fark oydu zaten. Annem rahmetli öyle kafasına esince kalkar giderdi falan da. Babam gitmez. Kalır bizde yani ne olursa olsun. O yüzden şimdi eve dönmüyorsa dönemiyor demektir. Demek ki ciddi bir belaya girdi başı da. Artık nerede, nasıl, ne yapıyor bilemiyorum. Ben Kiraz Elibol. Ben de Fikret Elibol. Babamız bir süredir kayıp. Ondan haber alamıyoruz. Ya ben çok acıktım. Sen acıktın mı? Acıktım ya. Hadi o zaman git aşçıya söyle de bir sucuklu yumurta yapsın bize, hadi. İyi de aşçı beni dinlemez ki. Beni dinlemez ki. Şş, tamam sen benim adım ver, bak bakalım dinliyor mu dinlemiyor mu. Senin adın ne abi? Senin adın ne? Benim adım ne? Oğlum ben adımın ne olduğunu bilsem burada ne işim var benim ya? Fikri Elbol'u görenler, nerede olduğuyla alakalı bir bilgisi olanlar. Lütfen bizimle paylaşın. Baba, eğer bu videoyu izliyorsan lütfen geri dön. Ya da biz de yanına. Sana ihtiyacımız var baba. Seni çok özledik. Abi, abi. Aç mısın abi? Yok, aç değilim. Neden sordun? Abi benim açlıktan midem kıyıl kıyıl kıyılıyor ya. Bir sucuklu yumurta olsaydı ne yerdik ama değil mi? Böyle sucukları alacaksın, tereyağı da kızgın ya, böyle tavaya atacaksın. Cızır cızır cızırlamaya başlayınca tersini çevireceksin. Orayı da kızarttıktan sonra alacaksın yumurtaları böyle. Göz göz onların üstüne koyacaksın yumurtaların sarısı böyle kayısı gibi olunca fırından yeni çıkmış ekmeği alacaksın, babasını kopartacaksın böyle. Bandır bandır vereceksin ondan sonra atacaksın ağzına. Olsa ne yerdik ama değil mi? Öf, içim çekti yeminden ya. Allah'ım. Ahmet, aşağı sucuklu yumurta yaptıram yiyen mi? Yer, yer, yer. Hepimiz yer. Bak hepimiz yeriz vallahi. Yumurtalı sucuk. Sucuklu yumurta da olur. Bu da bizden. Vay! Kralsın be Ahmet. Nasıl da dediklerini yaptırdın öyle. Kralsın, kral. Evet lan ben kralım. Tabii ya. Tabii. Ben önemli bir adamım dedim. Hissediyorum dedim. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Arpa suyu buluyorsunuz. Tufi. Tufi kim lan? Akşam sizde buluşalım o zaman Kiki. Film falan izleriz de. Yok ya, bu akşam olmaz. Biz bu akşam evde değiliz, evet. Biz bu akşam evde olmadığımız için başka zaman. Geçen sefer de böyle ektin. Ne oluyor? Evinde istemiyor musun bizi? Yok, olur mu hiç öyle şey ya? Sadece bu akşam olmaz, o kadar yani. Kiraz gel gel gel. Ne yani, ne çekiştiriyorsun? Ya gelsene. Sen sınıfa git be.
Baksana babam buldu kızım. Hani nerede ya? Bak. Allah'ıma şükürler olsun ya. Sonunda eve döneceğiz Fiko. Bakayım ben şuna. Babam niye akıl hastanesinde? Ne biliyor kızım ya? Gideceğiz göreceğiz işte. İyi tamam hadi. Ya dur. Ablam çağırmıyor mu? Onu niye çağıracağız ya? Zaten babamı umursamıyor. Şimdi oraya da gelir başımıza dert açar. Hiç onunla uğraşamayız. Gel biz kendi kendimize kendi işimizi halledelim. Hadi yürü çantaları alalım. Ya emin misiniz ya? Gerçekten şimdi bizi hatırlamıyor mu? Ya kızım kendi adını hatırlamıyor. Bizi nasıl hatırlasın? Şimdi görün babanız olduğundan emin olun. Ama çıkarmak için bir yetişkinin gelmesi gerek. Anneniz filan. Durun bakalım. Belki bizi hatırlıyordur. Belki bunların hiçbirine gerek kalmaz. Onun adı Baldız. Durduralım. Eyna. Aa orada. Baba, baba, baba. Anam lan ne babası lan? Ulan kim ben? Defolun tanımıyorum ben sizi. Ha, doktor seni baba. Ne diyorsun oğlum ya? Ne doktor? Doktor ben bunları istemiyorum. Bacak kadar veletlerin bana ne faydası olacak ki? Belli ki bunlar benim üstüme tırmanmaya gelmişler. Alın bunları, alın. Çocuklarınız Fikri Bey. Fikri Bey kim? Sensin baba. Senin adın Fikri Baba. Fikri Baba diye isim mi olur lan? Ya. Kimi kapsıyorsunuz? Ya baba senin adın Fikri Baba değil ki. Senin adın Fikri Elibo. Fikri Elibo. Fikri Elibo. Güzelmiş. Hem de güzel böyle şiir gibi, karamela gibi. Aa Fikri Elibo. Ay sevdim ben bu ismi ya. Ne iş yapar bu Fikri Elibo? Hiçbir iş yapmaz ama. Oturur evinde keyif yapar vallahi. Oh. Sonra çok eğlencelidir. Hı. Bizimle oyun oynar. Sonra ne bileyim başına bela açar. Hah. Ay be. Biliyordum ben önemli biriyim. Önemli biriyim. Peki bu Fikri Elibo zengin mi? Gücü var mı? Gücü var. Var var. Olmaz olur mu? Havuzu var, onun. Bahçeli villası var. Onun. Ondan sonra da güzeller güzeli bir tane de karısı var. Uf, aa taş. Gel hadi hep birlikte bunları geri almaya hadi. Gidelim. Vay be ne güzel hayatım varmış. Ben bunları niye unutmuşum ki? Ya buradan daha iyi diyorsunuz ha? O zaman hadi doktorla konuşun da gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Tamam doktor bey babam izin ver gidelim mi? Olmaz çocuklar. Aile büyüğünüzü arayın gelsin alsın hastanızı. İşlemleriniz tamam Fikri Bey. Artık taburcu olabiliyorsunuz. Kim bu mahkeme duvarı gibi adam be? Avukat baba. Ne avukat? Avukat. Tamam. Biz doktor beyle konuştuk. Artık çıkış işlemlerini tamamlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür olsun. Sağ olun. Yapılacak bir şey kalmadı değil mi? Çıkabiliyoruz. Yok, ben her şeyi hallettim. Gidebiliriz artık. Tamam. Kim bu kız ya? Hiç gözüm tutmadı buna. Allah Allah, niye acaba? Ne o elindeki? Şemsiye. Sana ne ya? Kim bilir nelerin içine attın kendini de böyle elinde heykellerle akıl hastanelerine düştün. Ah, ah. Ya sen bana ne çemkiriyorsun? Git mahkeme suratlı kocana çemkin. Kusura bakmayın. Abur cubur konuşma. Adam bizim avukatımız. Kocam falan değil benim. Ya Filiz, önemli bir koşu. Olur, o da olur. O da olur. O da olur. Hadi gidiyoruz hadi. Şişt, çocuklar anlatın bana. Benim başka nelerim var evimizde? Anlatayım baba. Bak, nelerim var biliyor musun? Nelerim? Böyle çok büyük bir havuzum var, tamam mı? Havuz? Derin mi, derin mi? Çok derin, çok derin. Bayağı derin böyle. Sonra kocam bir televizyonum var. Of. Tabii bahçen var. Of. Babamın kafasını karıştırmayalım. Değil mi? Öyle bir eve gitmiyor çünkü şu an. Mus, mus, mus. Sizle de ayrıca konuşacağız tek başınıza iş halletmek ne demek oluyor? Peki. Hadi yürü gidiyoruz. Öyle öyle gidiyor. Dur bir dakika ya. Müdahaleme. Tebap! Hadi ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Size sucuklu yumurta fabrikası açacağım. Allah akıl fikirmesin. Çekmiyor mu? Öyle yani doktorla konuştum. Yani aslında ortamının çok kalabalık olmaması lazım dedi. Çok gürültü olmaması lazım dedi. O yüzden biraz sakin sessiz olacağız evde.
Tamam işte, tam da bizim evden bahsetmiş. Ya Filiz, benim bir müvekkilim var, nörolog. Hı. Yani başka bir hastanede çalışıyor. İstersen ondan randevu alayım, babanı ona götürelim. Ne dersin? Olur vallahi, hayır diyemem. Yani bir ne olduğu anlaşılsa inşallah kalıcı bir şey değildir. Vay! Damat! Bu araba senin mi lan? Damat değil, damat değil. Avukat. Söyledik ya, avukat. Ya Filiz, tamam, önemli değil. Kusura bakmayın siz için. Hah, şimdi gözüme girmeye başladın ha. Demek senin paran pulun var. Damat da mı bizimle yaşıyor? Yok, benim evim var. İyi, o zaman bu akşam sana geliyorum. Tamam mı? Çilingir sofrasını kur ama zırnık para koklatmam ona göre. Ne işin var senin adamın evinde, anlamadım ben. Kızım, benim hatırladığım başka ev var mı gidip kalmak için ya? Allah Allah. Bir onu biliyorum. Akşam geliyorum. Madem bu kadar kırılıp dökülüyor, ona gideceğiz Allah Allah. Ha? Kusura bakmayın. Biz en iyisi otobüse gidelim. Tamam, vallahi ben böyle delireceğim. Ya Filiz, gerek yok. Tamam, ben götüreceğim sizi. Bu arada bu akşam değil ama başka bir zaman söz yapacağız. Tamam. Israr etme oğlum ya. Hadi Filiz. Filiz, hadi. Hadi çocuklar, binin araba. Değişmiyor adam ya. Hayda. O ne lan böyle fakir fakir? Hayatta inmem ben, söyleyeyim ben size. Kandırdınız değil mi? Hani benim villalarım vardı, hani havuzum vardı. Öldürseniz inmem ben aşağıya. Babacığım, burası bizim evimiz, tamam? Nasıl bizim evimiz? Hadi, hadi inelim. Burada ineceğiz, burası bizim evimiz. O zaman benim rahatımı niye bozdunuz ki siz? Mis gibiydi orası. Şş, hadi beni yine hastaneye götür, hadi. Baba, hadi. Avukat adam o. İşi gücü var, hadi. Şş, damat, sen zenginsin değil mi? Senin emin güzeldir. Hadi beni sizin evinize götürün, hadi. Ya, o zaman biz de kendi evimize gidelim. Kirazcığım, abuk subuk konuşma. Giremiyorsunuz ya siz o eve. Ben sana anlatayım ne olduğunu. Sizi çöp poşeti gibi kapının önüne koydular. Tamam, o eve giremiyorsunuz zaten. Siz yasak. Hadi. Sen var ya sen benim elimi kolumu kesip sokak sokak dilendirirsin de her şey beklenir senden. Hadi. Tövbe yarabbim, Allah'ım sabır verirdi. Hadi. Ya abla, babamı bizim evimize götürelim mi? Ne dersin? Biz ona var ya orada mis gibi bakarız. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ne anlatıyorum ben? Eve giremezsiniz demiyor muyum? Fikri abi, döndünüz mü? Nasılsınız? İyi, bu ne ya? Sarı sarı. Hayatta inmem ben burada. Hadi beni o resimde gösterdiğiniz eve götürün, hadi. Aşk olsun Fikri abi ya. Kızım sen şey yapma, ne olur. Şimdi canı sıkıldı. Şey yapıyorum. Siz eve gidin. Siz eve gidin. Al Zeynep'i de hadi. İyi, bekliyoruz evde. Hadi. Evde bekliyormuş. Bunun bizde yaşıyor lan. Bana bakın, sabrım taşmaya başladı, alırım ayağımın altına, hadi. Hadi. Ya of. Filiz, gel istersen kalabilirim. Ay yok, ne olur, çok teşekkür ederiz. Çok zahmet oldu sana zaten. Rica ederim. Tamam, hadi. Buyurun. Hadi. Hayda. Hayda. Burası ne ya böyle ya? Ya siz beni buraya mı getirecek? Sırtlanlar sizi, sırtlanlar. Bu ne biçim ev ya? Ben gidiyorum buradan. Ya baba dur, bir sakin ol. Bakma sen ablamın dediğine. Burası geçici olarak. Senin aklın bir yerine gelsin, götüreceğim biz seni oraya. Benim ayarlarımla oynuyorsunuz yine, tamam mı? Daha hesaplaşmadık bile. Oynamayın benim ayarlarımla, ne yapacağımı bilemem, tamam? Doğru düzgün konuşun. Sus Fiko ya. Zaten delirmek için yer arıyor. Ama siz benim babamı getirdiniz, size çok teşekkür ederim demiyor hala. Hadi. Hadi gel şöyle. Gel yat da bir. Hadi ben sana yatak açayım, dinlen. Of. Baba bak şimdi. Biz senin aklını yerine getireceğiz. Ondan sonra Melek ablayı da bulmaya gideceğiz. Sonra evimize geri döneceğiz, tamam mı? Ama bunları yapabilmemiz için senin her şeyi hatırlaman gerekiyor. Ya abla. Babamı villaya mı götürsek ya? Belki hatırlar yani. Ya da babama bile işilelim. Çoğu anısı onun neydi, hatırlar hemen yani. Gel buraya, gel. Çocuk haklı.
Benim bira içmem lazım. Ağzım, dilim kurudu benim. Dünyayı unuttum, birayı hatırlıyorsun mu pes? Ya oğlum, biz bu evde mi oturacağız ya? Hadi ya gidelim. Niye adam gibi bir evde oturmuyoruz? Bak o damat iyiydi, o damat. Adama mahkeme duvarı deyip durdun, ne ara gözün tuttu? Deme öyle ya. Damada öyle denir mi ya? Deme mahkeme suratlıymış. Sen kendine bak. Aa, ay, gözüm tuttu o çocuğu ya. Gözüm tuttu. İyi. Onun arabası falan da güzel. Onun evi de güzelmiş. Söyledi bana. Yatak yapıyorum sana, uyursun. Ben onda kalırım. Burası ne ya? Burası. Dokunma. Hadi Fiko. Baba hadi kalk ya. Doktora gideceğiz hadi. Üf yemişim doktoru. Baba. Fiko hadi ne yapıyorsun oğlum yarım saattir? Hadi ya. Kalk bak hadi. Damadın gelecek mi seni almaya? Ya bunu siz niye baştan söylemiyorsunuz ki? Baba bak gözünü seveyim. Adam avukat arkadaşımız, tamam mı? Şu Selim Bey'e damat deyip durma. Bak inanılmaz ayıp oluyor ya. He he tabii 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 tabii. Of. Hadi. Hadi geç kalacaksınız. Senin matematik kitabını nerede? Hadi bakalım. Ay, vay vay vay. Şimdi o benim beynim mi? Ay. Onun yanında böyle söğüş, soğan, üzerine bol limon. Ne güzel meze olur biliyor musun? Çok lezzetli olmasın, canım çekti şimdi. Şişt, damat, bu akşam beni meyhaneye götürürsün artık ha? Ha? Yok Selim Bey, artık kusura bakmayın, yemekten yoruldum valla. Babacığım, damat değil, avukat diyorum. Ne var be, ne var? Sana ne, faydasız. Baksana gülüyor, demek ki hoşuna gitti. Şişt. Madem güldün beyne, o zaman hakkını da vereceksin ha? 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 Tamam. Siz bir düzenin. Söz istediğiniz her şeyi yapacağız. Bacım bir izin ver de dinliyoruz. Hakan. İyi. Durum nedir? Vallahi her şey yolunda görünüyor Selim. Bu hafıza kaybı büyük bir ihtimalle psikolojik temel. Ya bana psikolojik deli diyor. Ne psikoloji? Benimki organik organik. Bir tam açıklayabilir misiniz? Nasıl yani? Ne demek ki psikolojik? Onu oldukça üzen, korkutan, şok edici bir şeyler yaşamış olmalı. Ama iyi bir bakımla kısa sürede düzeleceğinden eminim ben. Ah be baba. Ne yaşadın ki acaba? Hatırlamıyor musun hiç? Bilmiyorum ki, bilmiyorum. Ya ne diyorsun ya? Bu ne ya? Bu bir anlamıyor ya. Yürü millet kafası, biz gidelim. Babacığım. Ya, ne yani? Çok teşekkür ederim. Baba bir saniye. Çok sağ olun. Ya Hakan, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben ararım seni. Tamam. Baba! Ya bir dur iki dakika ya. Allah Allah, bir anlayalım. Ne yaşadın, ne oldu, ne bitti? Ya ne yaşadıysam yaşadım. Geçmişim mazi derler. Demek ki ben bir şey yaşamışım ki artık yaşamak istemiyorum ya. Hafızam silmiş onu. Allah Allah, artık önüme bakmak istiyorum. Şişt. Damat. Bu akşam ha? Baba damat deyip durmasana. Arkadaşım diyorum ya. Salak mısın sen kızım? Niye arkadaşın ya? Mis gibi paralı adam. Evlen işte. Başka emrin? Ver. Beyin söğüş. Bir de büyük. Merak etmeyin Fikri Bey. O iş bende. Allah. Durup dururken gözüm seni tutmadı. Ben var ya, ben malın iyisinden anlıyorum ha. Hadi hadi hadi. Ya artık yani kusura bakma diyeceğim, ne diyeceğim bilmiyorum ki, babam işte böyle. Ya Filiz, o zaman bir itirafta bulunayım da. Yani daha fazla rahatsız olma. Ben babanın gözüne girmekten gayet hoşnutum. Ya bu arada pek sırası değil ama Baron'un düzenlediği bir yardım daveti var. Nejat bizim adımıza iki tane davetiye almış. Gidelim mi? Bana bak ya. Siz geliyor musunuz yoksa ben gideyim kaybolayım, bir daha görüşmeyelim mi? Ama dur dur dur. Yani görüyorsun benim halim Selim, ben nasıl geleyim? Baba! Bir dur baba! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.